İyi günler. Bugün Fatih Bendisoy konuğumuz yeni çıkardı, 2021 yılında çıkardığı Kapitalist Kıyamet Habitus yayınlarından çıktı. Kitap üzerine biraz söyleşeceğiz. Şöyle göstereyim ben. Tabii kitap, bunun başlığı Kapitalist Kıyamet meselesi böyle içinden geçtiğimiz son birkaç yılı, özellikle pandemi sonrasını ki aslında ben kişisel olarak 2008 sonrası neoliberal o büyük Amerika'daki büyük finans krizi sonrası üzerine pandemiyle beraber birleşince, çünkü biraz böyle kitapta da sen biraz değiniyorsun aslında o neoliberal vaatlerin artık iflas ettiği an gibi 2008 krizi aslında diğer o bütün sosyal şeyin de billurlaştığı bir tarafı ifade ediyor. Ama şimdi kitap bana biraz okurken kendi içinde bir diyalektiği ve bir kurgusu var. Bir yere doğru varmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben de biraz notlarımı da okurken öyle aldım. Biraz böyle öyle gideceğim. Sanki böyle okurken pandemi böyle bir fikrin tetikleyen şey olmuş gibi geliyor. Biraz oradan başlayalım. Hani nasıl tetiklendi bu? Bunu kapitalizmle bağlamak ve kapitalizmin yani sermaye mi dünya mı arasında bir tercih yapmaya doğru giden bir yere doğru bir metin yazmak nasıl ortaya Ya çıktı? pandemi kuşkusuz dediğin gibi pandemi biraz aslında kitabın yazılmasını mümkün kılan biraz da ortamı yarattı. Pandemi sürecinde yani ilk döneminde bu izolasyon ortamı biraz şey mümkün kıldı böyle bir bu meseleye biraz daha derinden bakmayı belki mümkün kıldı ama pandemi tabii ki ben başından itibaren şey gibi görmeye çalıştım. En azından böyle gören insanları takip etmeye çalıştım. Yani aslında kapitalizmin müsebbibi olduğu ekolojik yıkım çağının semptomlarından bir tanesi pandemi. Pandemi böyle bir hani tarihin dışından bizim gündelik hayatlarımıza intikal etmiş bir dışsal faktör, bir yol kazası, bizim tarihsel gelişimimizle hiçbir alakası olmayan bir kaza falan filan değil. Doğrudan kapitalist mülkiyet ve üretim ilişkilerinin dolaylı ya da doğrudan bir sonucuyla karşı karşıyayız. Yani ormansızlaştırma, hayvan endüstrisi, bir dizi başka faktörle birlikte zaten uzun zamandır şey söyleniyor. Yani geç kapitalizmin bir süreklileşmiş pandemik tehdit ihtiva ettiği tartışması yapılıyor. Dolayısıyla evet pandemi içerisinde bulunduğumuz ve içerisinde bulunmaya maalesef devam edeceğimiz bu bir tür yıkım çağının diyebilirim ya da ekolojik çöküş çağının en belirgin, günümüzdeki en belirgin semptomlarından bir tanesi olarak görülüyor ama geriye de gidilebilir tabii ki yani 2008 büyük finans krizinin tabii ki bir tür neoliberal vaatlerin ortadan kalktığı, onların ne kadar zayıf olduğunun görünür hale geldiği falan bir başlangıç noktası olarak alabiliriz ama sanırım pandemi gündelik hayatlarımıza yarattığı akis itibariyle gelmekte olanın bir büyük işaretiydi. Biraz dolayısıyla çıkış noktası kuşkusuz pandemi. Peki şey dikkat çekiyor yani yatsımamakla beraber asıl olarak mesela kapitalizmin işte emek, insan ruhu, insan bedeni üzerinde yarattığı tahrip bunlara değinilmekle beraber ama odak noktası daha çok dünya üzerinde yarattığı. Şimdi genelde mesela bu tür metinler ağırlıklı olarak hani insan emeğinin sömürülmesi, insan bedeninin sömürülmesi ki dediğim gibi bunu dışlamıyor ama odağına bunu almıyor. Total olarak dünya ve dünyaya verdiği zarar. İlerleyen dakikalarda konuşacağız ama hani böyle bir hani odak olarak orayı alma, buna odaklanma şeyini. Şöyle diyeyim yani Marx'ın aslında ikili vurgusu söz konusu. Biz çoğu zaman birincisini öne çıkartıyoruz ama Marx sürekli olarak zenginliğin iki kaynağı olan insan emeğinin ve doğanın ve toprağın doğanın yani değersizleştirilmesinden bahseder. Sermaye birikim süreci bu değersizleşmeyi yaratır. Dolayısıyla bu ikili odağı bir arada görmeye çalıştım ve kapitalist sömürü ve tahakküm ilişkilerini sadece artı değerin temellükü noktasında değil daha geniş bir perspektifte düşünmeye çalıştım. Zaten bunu hani kapitale Marx'a baktığımızda dahi Marx'ın esas itibariyle yaşamı değersizleştiren kapitalizm nosyonunun kapitalde çok baskın olduğunu görüyoruz. Yani Marx açısından kapitalizm sermaye birikimi sadece artık emeğe el konulması bir tür artık emek soygunundan başka aynı zamanda emekçilerin, insanların ve hatta insan dışı canlıların yaşam koşullarının çalınması vurgusu söz konusu. Bu yaşam koşullarının çalınması vurgusunu bugün yaşadığımız ekolojik çöküşle birleştirdiğimizde aslında Marx'ta bugünkü hani ekolojik yıkım çağını anlayabilmemizin bir takım anahtarlarını görebildiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla vurgu evet doğanın tahribi, dünyanın tahribi ama aynı zamanda bunu
emeğin mücadelesi, emeğin değersizleştirilmesine karşı emeğin kurtuluş mücadelesiyle birlikte ele almaya çağıran bir perspektif ve kuşkusuz tabii ki hani çok iddialı bir laf olacak bu ama hepimiz açısından bizim belki çağımızda yaşayan hepimizin sırtındaki bir iddia o. Yani emeğin kurtuluşunu aslında dünyanın kurtuluşu olarak düşünmek. Sadece emeğin değil, bütün dünyanın ve bütün dünyadaki canlı yaşamın, insan dışı yaşamını da kurtuluş olarak düşünmek. Peki, şimdi hazır biraz önce Marx'tan bahsetmişken bir tür milat gibi aslında kitabın başlangıç açısından. Yani bugün anlatıyor ama biraz böyle bütün referansını biraz işte Marx'ın sermaye ölü emektir ve onun vampir göndermelerinden yola çıkarak biraz oradan popüler alana da geliyorsun. Bu mesela bu analoji senin mesela başka yazılarında da çok gördüğümüz bir şey. Yani ki bunu aslında Marksist literatürü takip edenler aslında Marksist kalemlerin bu tür analojileri yapmaya yatkın olduğunu bilir. Tamam, Marx'tan beri de böyledir. Peki senin için ne ifade ediyor? Hani işte Marx'ın vampirlerini alıp oradan gerçek hani edebiyattaki vampirler dünyasına, zombiler dünyasına, sinemaya geçmek böyle sadece böyle güzel laf oyunları gibi değil. Hani teoriyi böyle bunlarla beraber anlatmak bir dil kolaylığı mı sağlıyor sadece? Yoksa aynı zamanda teorik bir ufuk da açıyor mu? Ya kuşkusuz bir dil kolaylığı da sağlıyor. Onu atlamak istemiyorum. Yani kuşkusuz hani daha nasıl diyeyim? Ya bir tür şey ihtiyacımız var. Kapitalizm 1991 Sovyetler Birliği'nin yıkılışının işte 30. yılındayız. Dolayısıyla kapitalizmin aslında herhangi bir bütünsel alternatif olmaksızın var olduğu 30 yıl geçti ve özellikle yeni kuşaklar açısından hatta bizler açısından bile kapitalizm bütünüyle alternatifsiz bir konumda. Bu alternatifsizliğin beraberinde getirdiği bir sorun var. Mark Fisher ben çok anıyorum, kapitalist gerçekçilik de diyor buna. Yani kapitalizmi bir alternatif düşünememek, kapitalizm dışı bir gelecek tahayyül edememek. Bu sıkışma şunu beraberinde getiriyor. Aslına bakılırsa kapitalizmin normalleşmesi, hatta doğallaşması, bir canavarlar söylemine başvurmak aslında Marx'ın o gotik dilini, çünkü Marx çok kullanıyor, bu yoğun olarak kullanıyor bu gotik dili. Bir canavarla diline başvurmak bir tür yabancılaşma efekti her şeyden önce. Yani dolayısıyla üçlü bana öyle bir şey. Kapitalizmin doğallaşmış canavarca toplumsal ilişkilerini açık etmek, onların üzerindeki örtüyü kaldırmak, bunların aslında ne kadar bu normalleşmiş, doğallaşmış toplumsal ilişkilerin canavarca karakterini serimlemeye çalışmak. Ben kitapta da aktarıyorum. Marx'ın daha Kapital'in birinci cildinin ön sözünde bahsettiği bir şey bu. Perseus'un miğferinden bahseder. Perseus bir miğfer takar, canavarlar onu görmesin diye. Marx der ki biz artık miğferi kendi gözlerimizin üzerine taktık ve artık biz canavarları göremez haline geldik. Kendi işlevini canavarları görünür kılmak olarak tanımlar. Dolayısıyla bir üstlük meselesi var burada kuşkusuz. Yani normalleşmiş, doğallaşmış kapitalist mülkiyet ve üretim ilişkilerinin canavarca tabiatını ortaya koymaya çalışmak. Bir ikincisi, bunun kadar önemli belki de, o da şu, yani kapitalizmin işleyiş yasasının aslında canavarca bir şey olduğunu ortaya koymaya çalışmak. Bunun için tabii ki Marx'a geri dönmek. Ve bu da tabii bir tür güler yüzlü kapitalizm olabileceğine dair, daha mutedil, daha iyicil, daha emeğin değerini bilen, doğayı koruyan vesaire bu şeylerle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Böylesi bir mutedil, iyicil, güler yüzlü bir kapitalizmin söz konusu olabileceğine dair yanılsamaları da daha baştan ötelemek açısından. Yani kapitalizmin canavarca tabiatını en başından kabul eden, onun işleyişinin bizatihi bir tür canavarlık olarak tanımlanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka mesele tabii ki kitabın adından da belli, o bir kıyamet lafzı söz konusu. Belki daha detaylı tartışacağız bunu ama özellikle ekolojik yıkım çağında bir tür yok oluş ihtimalini böyle bangır bangır tartışırken kanımca bu canavarlık vurgusu daha da önemli hale geliyor. Yani kapitalizm işleyiş yasalarının esas itibariyle insanı ve doğayı tahrip eden niteliğini vurgulamanın daha iyi bir yolu haline geliyor. Son olarak şunu söyleyeyim, tabii bu dönemde ben kitapta da bahsediyorum, Gramsci'nin çokça atıf yapılmış bir alıntısını ben de çok kullanmışımdır. Bu dönemimizi 2008'den beri çokça alıntılanmıştır. İşte eskinin ölemediği, yeninin doğamadığı canavarlar zamanı. Bu tabii nasıl ifade etsem aslında bir yanlış çeviri. Canavarlar zamanı demiyor Gramsci, marazi semptomlar, hastalıklı semptomlar ortaya çıkar diyor ama tam da günümüzde bu alıntının böyle bu kadar popüler olurken aynı zamanda yanlış, yani bir Galata meşhur gibi yanlış çevirisinin
popüler olması bana hep ilginç gelmişti. Bu canavarlar zamanı nedir? Nasıl düşünmek gerekir? Niye bu canavarlar ortaya çıkıyor? Aslında tabii şöyle bir niyet var bunda yani. Marx'a dönerek yani kapitalizmin kendisinin bizatihi eğer aşağıdan bir karşı basınç olmazsa, bir karşı hamle olmazsa bitimsiz, sonu gelmez bir canavarlar zamanı olarak düşünülmesi gerektiği meselesini vurgulamaya çalışıyorum bu canavarlık söylemiyle. Vampir tabii çok öne çıkıyor. Vampir Marx'a da çünkü çok öne çıkıyor. İster istemez yani Kurt Adam'dan daha çok vampirden bahsetmek zorunda kalıyorum. Ya da Moloch'tan daha fazla, büyücüden daha fazla vampirden bahsetmek zorunda kalıyorum. Ama o da biraz tabii Marx'in çok sevdiği esas itibar. O dönemde de çok yaygın olan bir metafor. Bir de mesela vampir popüler kültürde de aslında edebiyatta, sinemada da aslında bu bir mesela hani fakir vampir yoktur genelde. Bu bir burjuvaları hani en popüler hani izleyiciler açısından işte Alacakaranlık serisinde bile mesela hani kurt adamlar daha yoksul yerli halktır. Vampirler beyaz, pür beyaz ve burjuvalardır mesela. Biraz öyle bir tarafı da var aslında. Hani Marx'ın kastettiği olmasa bile sonraki ilerleyen dönemlerde metafor olarak da aslında gerçekten bir burjuvazi şeyine dönüşmüş durumda. Tabii vampir yani vampir çıkışı itibariyle üst sınıfa ait değil aslında. Yani 18. yüzyılın ilk çeyreğinde vampir hikayeleri Avrupa'ya ulaşmaya başlıyor ve aslında bizim yaşadığımız coğrafyanın, Orta Doğu Avrupa, Balkanlar coğrafyasının folklorunda yer alan bir şey. Yunanca Vrikolakas. Ama burada tabii vampirler daha çok köylülük sınıfına ait ama hızla şey olacak. Yani Batı Avrupa tahayyülünde ve sonra tabii gotik edebiyatta da vampir üst sınıfa böyle sınıf atlayacak bir yerde. Ve hep üst sınıf vampirlerle karşı karşıya kalıyoruz daha fazla. Ve senin dediğin gibi yani sadece aslında zengin değil, aynı zamanda güzel, aynı zamanda etkileyici, aynı zamanda yoğun cinsel cazibe sahibi falan filan bir vampir tipolojisi var. Aslında şu söylenebilir tabii ki vampir aynı zamanda sınıflı toplumun, kapitalist sınıflı toplumun toplumsal arzu ve korkularını tabii bir ölçüde yansıtıyor. Ben vampirle zombiyi bir arada düşünmeye çalışıyorum. Vampir bir yerden bizim sınıf atlama özlemlerimizi de, çünkü herkes tabii ki ölümsüz olmak istiyor. Herkes vampir gibi güzel olmak istiyor, hep genç kalmak istiyor. Vampir gibi güçlü olmak istiyor, vampir gibi çekici olmak istiyor. Dolayısıyla vampir olmak istiyoruz tabii ki. Bu aslında bir tür sınıf atlamaya, sınıfsal statüsünü yükseltmeye dönük insanların arzusu. Zombi ise vampir bireysel, zombi ise kitlesel, ancak kitle halinde var olabilen, çirkin, yoksul, irrasyonel, kaba saba ne dersek diyelim, iğrenç vesaire. Tabii ki hiçbirimiz zombi olmak istemiyoruz. Zombi de aslında bizim sınıf atlamak değil, sınıfsal pozisyonumuzu kaybetmek. Proletaryanın işte tırnak içerisinde kara kalabalıkların arasına düşmek korkumuzun bir ifadesi. Dolayısıyla ben sürekli olarak kitapta da biraz vampiri de zombiyi de, zombiyi biraz tabii Frankenstein'in böyle bir tür bizim kolektivist çağımıza, ne diyeyim işte kitle çağına uyarlanmış bir şeyi olarak düşünmeye çalışıyorum. Bir evrimi olarak düşünmeye çalışıyorum. Dolayısıyla vampirle zombi aslında kapitalist sınıf toplumun bir tür ikili kutbu, birbirini tamamlayan, birbirinden nefret eden, birbirini ortadan kaldırmaya çalışan bir iki kutbu olarak düşünmeye çalışıyorum. Öyle en azından aktarmaya çalışıyorum. Peki, biraz önce bahsetmiştin aslında böyle bir alternatif yokmuş gibi dünya, hani kapitalizmin alternatifinin işte bazı filmlerde, bazı şeylerde olmadığına dair. Şimdi kitapta da bahsediyor, bunu kişisel olarak da merak ettiğim için şey yapıyorum. Şimdi mesela yakın dönemde işte başka gezegenlerin kolonileştirilmesine dair işte bir sürü şeyler, işte Elon Musk'ın şeyi var, işte Bezos'un var ve bu aslında bu kolonileştirme meselesi işte işte burjuvazinin ölümsüzlük arayışının da bir parçası. Kitapta buna da değiniyorsun biraz. Biraz bunu da açmak isterim ben. Yani mesela bu dünyayı bitirip hani bu dünyaya dair hala yapılacak bir şeyler varken bu dünyayı bitirip başka bir mesela bunun 15 katı 20 katı maliyete, bu dünyada harcanacağı maliyetini başka bir yere yönelme şeyini sen neye bağlıyorsun? Hani yalnızca böyle o büyüme iştahı, çünkü ölümsüz mesela Elon Musk da biliyor ki bir sınırlı bir ömrü var yani, hani bir noktada ölecek. Hani o dünyayı yok etme pahasına koşulan ölümsüzlük şeyinin motivasyonu ya da şeyi nedir sence? Valla işte tabii vampirden yola çıkıp vampirden devam edersek, sermayeyi kolektif vampir olarak düşünürsek, vampirin tabii ölümsüzlüğü aynı zamanda bir tür lanettir. Vampir sürekli olarak yani ölümsüz, aynı zamanda kendi kendisini sürekli genişlemeye mahkum kılmış bir yaratık. Yani vampir sürekli birilerini ısırmak ve vampir kılmak zorunda. Sermayede sürekli birikmek zorunda. Dolayısıyla bu ölümsüzlük arayışını bir tür vampir sermayenin
ne diyeyim, karakteristik özelliklerinden biri olarak düşünebiliriz. Tabii ki bu uzay meselesi yani çok karlı bir sektör. Yani uzay araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri'ne özelleştikten sonra yani çok sayıda kamu ihalelerini almanın, işte uzay turizmi vesaire gibi ya da uzay madenciliği gibi önümüzdeki 10 yıllarda muhtemelen çok gelişecek bir takım sektörlerde şimdiden pozisyon kapmaya dönük bir arayış var. Bunun hani daha iktisadi ne diyeyim rasyonelleri bunlar. Ama ben tabii bu uzay yarışında, bu günümüzün uzay yarışında, geçmişin uzay yarışı hatırlayalım. Ya kuşkusuz tabii ki Soğuk Savaş bağlamıydı. Kuşkusuz ne diyeyim bir tür devlet aklı da söz konusuydu ama sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği açısından değil, ABD açısından bile yani dışarıdan bakan insan için uzaya dönük şey arayış aslında bir tür insanlığın daha iyi bir gelecek arayışının bir parçası olarak düşünülen bir şeydi. İnsanların o yüzden etrafında seferber eden bir anlatıya yol açıyordu. Günümüzde ise uzay etrafındaki bu özelleşmiş şirketlerin başrolünü oynadığı arayışı ben şey açısından ciddiye alıyorum. Sermaye gerçekten öyle bir nokta gelebilir ki, dünyayı tahrip ede de öyle bir noktaya gelebilir ki dünyayı, fosası çıkmış dünyayı gerisinde bırakabilir. Çünkü biz hep şeyi düşünüyoruz, yani kapitalizmin sınırları var. Sınırlar ne? İnsan yaşamı ve aslında işte doğa. Zenginliğin iki kaynağı. Bu iki kaynak olmaz, sermaye olmaz diye düşünüyoruz ama sermaye tabii öyle bir o vampir doğası itibariyle öyle bir bitimsiz birikime ihtiyaç duyuyor ki bu ikisini de gerisinde bırakarak bambaşka bir geleceğe yol açabilir. Bizim sorunumuz şu aslında, yaşadığımız çağ bir tür şimdiye sıkışmış durumda. Geçmiş yok, gelecek yok. Şu var ama bir takım distopik geleceklerin hayaletleri üzerimize tasallut kuruyor. Üzerimize musallat edilmiş. Yani dolayısıyla biz bundan 100 yıl sonra yaşanabilecek, belki 50 yıl sonra yaşanabilecek bir takım distopik gelişmelerin izlerini, emarelerini, gelişmelerini, başlangıçlarını günümüzde yaşamaya başlıyoruz aslında. Günümüzde görüyoruz. Ve ben sürekli olarak bu işte geleceksizlik meselesini kitapta da açmaya çalışıyorum. Hatta şeyi başlıyorum yani bu günümüze has işte bu prezantizm dedikleri şimdicilik çok ciddi bir problem. Bunu kırabilmek için bir tür zaman makinesi metaforuna başvurmaya çalışıyorum. Yani bir geçmişi kurtarmak, yani geçmişte yaşanmış mücadelelerin anısını bugüne çağırmak, onlarla donanmak, onların stratejik tartışmalarıyla, onların coşkusuyla, onların enerjisiyle, bir de geleceğe uzanabilmek yine zaman makinesiyle. Ama distopik bir geleceği değil, ütopik bir geleceği. O tabii esas tartışma konumuz o. Bizim geleceğimiz tıkanmış durumda ve sadece karşı karşıya olduğumuz bir takım distopik gelecekler var. Uzay yolculuk bu distopik geleceklerin bir başka emaresinden başka bir şey değil. İnsanlık durumunu terk etmek, mevcut insanlık durumunu terk etmek. Sermaye açısından, bugün açısından tabii ki bir hayal. Ama bir taraftan da hani ne derler bu adductio ad absurdum dedikleri yani saçmaya indirgeme. Aslında bir tür sermayenin mantıksal eğiliminin pekala dünyasız da bir kapitalizm düşünülebileceğini ortaya koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünce hep yaygın oluyor. Ya efendim ekolojik bir kriz var, iklim krizi var mesela en bariz görüntüsü. Ya muhakkak sermaye bir şey de yapacaktır kuşkusuz yani bunu durduracaktır. Çünkü sadece tabii ki şu anda yoksulları daha fazla etkiliyor ama sermaye düzeni de etkileyecek bu durum. Doğru etkileyecek ama sermayenin hani ben kitabın ta başında da şeyden bahsediyorum, Marx'ın tam bir alıntı yapıyorum. Sermaye açısından benden sonrası tufan mottosu budur diyor Marx sermaye açısından. Dolayısıyla hani uzaya kaçma ya da insanlık durumunu bir biçimiyle terk etme, ölümsüzlük yani özellikle Silikon Vadisi milyarderleri arasında kan transfüzyonundan kendi yaşamını uzatmak için ki vampirlik metaforu burada gerçekten oturuyor. Bunu yapanlar var. Şeye kadar kendi İşte beynini ya da kişiliğini işte kompüte etmek, bir bilgisayara aktarmaya kadar uzunabilecek. Elbette bize distopik gelen ama ölümlü kalımlı varlığını terk ederek aynen bir vampir gibi sermaye aktörlerinin dünya ve insanlık aleyhine kendisini sonsuz kılmak eğilimini ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. Peki burada biraz çağın ruhuna özgü bu mesela biraz kitabın dışına çıkacağım belki kurguda kesebilirler bile ama tartışma oraya geldi. Şimdi mesela eskiden yani konvansiyonel kapitalizmde aslında şeydir ya hani mesela Vehbi Koç için kendisi değildir. Yani o şirket sonsuza kadar yaşamalıdır. Ama buradaki figürler, bugünkü figürler bizzat kendi personalarını çok önemsiyorlar ve o personayı sonsuza kadar yaşatmak gibi bir şeyleri var mı? Sanki böyle bir şey dönüyor. Bu gerçi aslında tek tek insanların çoğunda da
varmış gibi gelebilir. Ben mesela geçen işte Örümcek Adam'ı izlerken aklıma geldi. Mesela şimdi videoya çekiyor şeylerini falan. Halbuki süper kahramanın olayı kamufle olmaktı. Mesela son dönemi süper kahraman filmlerine baktım. Mesela Avengers'larda falan artık kamufle değiller. Yani kameralar önündeler, YouTube videoları var, kendi siteleri var, onu gelire çevirmeye çalışıyorlar falan. Halbuki o soğuk savaş konseptinin, hatta yeni dünya düzeni zamanında bile asıl numara görünmez olmaktı. Yani kahramanlık öyle bir şeydi. Şimdi kahramanlığın görülmesi isteniyor. Hani o şey kalktı artık. Biraz burjuvalılarda da böyle bir, hani büyük kapitalist şeylerde böyle bir cüret, cesaret tabii ucunluk geldi meselesi acaba? Yani kuşkusuz şununla alakalı bir şey. Yani neoliberal öznellik, yani neoliberalizm sadece bir tür iktisadi politikalar bütün olarak değil de aynı zamanda bir takım düşünme, davranış biçimleri, bir ruhsal örüntü, bir kişilik biçimi olarak düşünüyorsak sermayedarı da, işçi sınıfında vesaire etkileyen ona ilişkin bilinçler, şuurlar yaratıyor. Yani biz nasıl hayatımızı adeta bir CV yazar gibi yaşıyorsak sermayedar da muhtemelen öyle yaşıyor. Dolayısıyla hatta o daha yoğun olarak öyle yaşıyor tabii ki. Dolayısıyla hani bugün işte bireyin daha öne çıkması belki bununla alakalı kuşkusuz, ama bir şey daha var. Senin önemli o cüret tabii ki günümüze has bir şey. Çünkü o cüret şundan çıkıyor. Yani aslında hani kapitalizm doğuşundan itibaren bir tür kıyamet olarak düşünelim. Ya da doğuşundan itibaren bir işleyişi itibariyle bir canavarlık olarak düşünürsek, o canavarlığa tarihsel olarak sınır çizen, o canavarlığa haddini bildiren, o canavarlığı nasıl diyeyim, belli sınırlar dahilinde hapseden bir takım karşı hareketler oldu tarihsel olarak. Bunlardan en önemlisi işte işçi sınıfı hareketi, 17 Ekim devrimi diyebiliriz. Ya da sömürge halkları mücadeleleri, ta Haiti devriminden başlayarak. Bu tip mücadeleler sürekli olarak o canavarlığı dizginlemeye dönük aslında hareketler. Canavarı alt etmeye mümkünse, ama olamadığı takdirde dahi, alt edilemediği takdirde bile canavarı her zaman daha ne diyeyim, daha haddini bilen bir türde davranmaya iten söz konusu karşı hareketlerdi. Bu karşı hareketlerin elbette şimdilik, elbette belli ölçülerde de olsa gerilediği bir dönemde yaşadığımız aşikar. Son 30 yılı böyle tanımlayabiliriz. Yani bir dizi işte günümüzü tanımlayan işçi sınıfının sınıf olarak eyleme kapasitesindeki erozyon, sosyalizmin inandırıcılık kaybı, itibar kaybı, bir takım tarihsel deneyimlerin yenilgisi vesaire gibi nedenle bir dizi yenilginin yükü hala sırtımızda. Dolayısıyla kapitalizm açısından da tabii böylesi eski sınırlara riayet etmek gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Dolayısıyla biz hakikaten, yani kitapta da bunu birkaç kere şeyle ifade etmeye çalışıyorum, devrim korkusu yaşamayan bir kapitalizmle karşı karşıyayız. Ve devrim korkusu yaşamayan bir kapitalizmde kendi canavarca doğasını serimlemekte çok daha özgür bir kapitalizm. Peki, şimdi biraz böyle bugüne gelirsek, bu pandemi, hani kitabın temel motivasyonu, şimdi mesela pandeminin ilk dönemlerinde böyle bir, daha doğrusu belli anlarda insanlık bir durup, ya biz neyi yaşıyoruz anı oluyor. Mesela hani tek tek bunu mesela ülkeler bazına indirdiğimizde, işte Türkiye'de gibi gezi anında, ya aslında hani biz ya bütün Kürt meselesini bu televizyonlardan mı izlemişiz deyip 2 yıl sonra tekrar aynı noktaya gelmek. İşte pandeminin ilk şeylerinde yani ya bu kadar koşturmamıza, bu kadar çalışmamıza, yılda 9 tane ayakkabı almamıza gerek yokmuş. Aslında hani o kadar büyümememiz, kapitalizmin de büyümesi gerekmiyormuş. Bir sakinleyebiliyormuşuzdan işte 6 ay sonra, 1 yıl sonra tekrar aynı noktaya gelmek. Hani bu mesela bu şey gibi felaketler işte mevcut sömürü ilişkilerinin daha da pekişmesine vesile olabilire gelmeye çalışıyorum. Hani bunu biraz neye bağlı? Çünkü kitapta bunu da deşiyorsun. Hani bu nedir? Kuşkusuz. Yani şey meselesi tabii ki yani hepimiz böyle değil. Çünkü hani ya hani farkında değil. Hani böyle bir zombileştik anından durunca bir farkına varma oluyor ve ama tekrar başa dönüyor. Bu niye? Ya çünkü aslında bakılırsa hepimiz aynı yanılsama içerisindeyiz. Yani felaketlerin, büyük ya da küçük felaketlerin insanlığı böyle sarsacağı ve onu işte böyle daha nurlu ufuklara sevk edeceği kendiliğinden otomatik olarak bir yanılsama içerisindeyiz. Hatta daha büyük bir yanılsama içerisindeyiz. İnsanlık diye bir şeyin olduğu yanılsaması içerisindeyiz. Ya da şöyle söyleyeyim. Mesela diyoruz ki iklim krizi bütün insanlığı etkiliyor. Pandemi bütün insanlığı etkiliyor. Hayır, etkilemiyor. Tabii ki farklı pozisyonlarda olan, çeşitli maddi tahakküm ve sömürü ilişkilerinde olan farklı insan topluluklarını çok farklı biçimlerde etkiliyor.
Dolayısıyla felaketler böyle insanlığın aman biz böyle sıcacık bir aileyiz gibi falan kendini hissedeceği momentler olmaktan ziyade aslında felaketler, kitapta da bunu biraz deşmeye çalışıyorum, bir takım mücadele alanları, farklı üzerinde farklı programatik duruşların birbiriyle rekabet halinde olduğu, birbiriyle daha doğrusu mücadele içerisinde olduğu mücadele alanları olarak düşünmek gerekiyor. Pandemiyi düşünelim. Kuşkusuz pandemide senin dediğin gibi ya biz niye bu kadar çalışıyoruz aslında? Dolayısıyla hani sorgulamak da mümkün. İşte 6 ay sonra geldiğimiz nokta şu ama tabii ki. Yani gerek evde çalışmak ya da işte Türkiye'de çeşitli örneklerini gördük. Bir takım çalışma kamplarına adeta kapatılması, işçilerin, MÜSİAD'ın bu konudaki programı var vesaire falan filan gibi. Yani aslında emek üzerindeki sadece sömürüyü değil, denetimi de arttırmaya dönük bir hamlenin sermaye açısından vesilesi kılınmış oldu pandemi. Sadece Türkiye'de değil, hemen hemen bütün dünyada. Dolayısıyla ne oluyor? Felaket aslında mevcut sömürü ve tahakküm ilişkilerini daha da yoğunlaştırmak, siyasal, sosyal, iktisadi güç ilişkilerini de egemenler lehine daha da güçlendirmek açısından bir vesile olarak kullanılabiliyor. Sorun şu, bu işte hani Naomi Klein de çok tartışıyor bu şok doktrini meselesinde falan filan gibi. Sorun şu, bizler açısından soldan bir şok doktrini mümkün mü? Hani dedik ya felaket anında biz de düşünüyoruz ya aslında kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkileri doğal değil bir taraftan. Yani pandemiyle bunu gördük. Pandemi özellikle bunu çok etkileyen bir şeydi. Çünkü hayatın durduğu, yani pandeminin durabilmesi için aslında kapitalist üretim ilişkilerinde belli bir durmaya gelmek gerekiyor. Dolayısıyla kapitalizm dışı dünyayı düşünebilmek için çok müsait bir zaman aralığı en azından ilk başlarında. Bunu bir hani soldan bir şok doktrini olarak düşünebilir miyiz? Felaketi aslında nasıl sermaye bir vesile kılmaya çalışıyorsa soldan da bunu vesile kılmaya çalışmak mümkün mü? Dolayısıyla felaketi işte hani günümüzün sosyalizmini, komünizmini vesaire düşünürken felaketi merkezi bir mücadele alanı olarak düşünebilir miyiz sorusu bu kitap etrafında tartışılmaya çalışılıyor. Çalışmayı. Yani şöyle bir tanım yapıyorsun kitapta. Biraz belki onu açabilirsin tam da bu noktada. Böyle devrimci sıfatlı bir kötümserlik lazım. Sanırım onu da bir yerden ödünç tabii. Bunu böyle hani kısaca hani devrimci sıfatlı kötümserlik, çünkü mesela şimdi hani mesela Türkiye'deki mesela devrimci geleneğin bütün şeyi aslında kötümserliği tamamen hani o iyimserliğin altında ne kadar boş olduğu, ne kadar işlevli olduğu bir tartışma şey bir tarafa, ama sürekli bir iyimserlik hani 90'ların ortasında siyasalın kantininde hani böyle devrimin 3-5 yılı olacağına dair bir iyimserlikle kendini var etmek. Hani olmayacağını bildiğin halde gibi. Hani bu kötümserlik meselesini biraz bir... Ya şey tabii tarihin safımızda olduğu şeyi, inancı insanı çok güçlü kılan bir şey bu. Esasen aslına bakılacak olursa sosyalizm açısından da her zaman söz konusu oldu bu iddia. Yani tarihin objektif yasalarının aslında bizim tarafımızda olduğu ve bir şekilde bir başka daha adil, daha eşit, daha özgür dünyaya doğru zaten yol almakta olduğumuza dair bir tür iyimserlik her zaman sosyalist hareketinin içerisinde oldu. Ama yani bunun, bu algının kırılması biraz Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi ve sonrasındadır. Yani şeyde ifade bulur. Rosa Luxemburg'un ya sosyalizm ya barbarlık ifadesinde, yani tarihin... Rosa Luxemburg söylememiştir bunu kuşkusuz. Yani Marx'a kadar geri dönebiliriz bunu, ama en vurgulu olduğu bu ifadenin işte o dönemin çünkü 1914-18 aralığında yaşanan o Birinci Dünya Savaşı adı verilen o işte emperyalist mezbaha ortamında bir başka ihtimal, yani insanlığın ve dünyadaki canlı yaşamın topyekun yıkıma sürüklenmesi ihtimalinde pekala gerçekçi olduğu ve esas itibariyle bu ihtimale karşı durulması gerektiğine dair, hani ne diyeyim, nasıl ifade edeyim onu, bir duruş şekillenmeye başlıyor ve sonrasında tabii başka benzer vurguları yapanlar söz konusu. Şu, yani tarihin safımızda olduğu, tarihin zaten aslında çeşitli mücadelelere gerek kalmaksızın belki de olumlu sonuçlar vereceğine, verebileceğine dair o iyimserliğin aslında siyasetten anlamsız olduğu, siyasetten içi boş olduğu, tam tersi bizi tarihin felaketlerine karşı hazırlıksız bıraktığına ilişkin bir anlayışı ortaya koymak önemli. İşte bu Walter Benjamin'in kitapta da kullandığım çok yaygın, çok bilinen ifadesi vardır. Yani devrimi ileriye doğru gitmekte olan bir lokomotif olarak düşünmektense esas itibariyle uçuruma doğru sürüklenmekte, uçuruma yuvarlanmak üzere olan bir trende bir el freni olarak düşünmek. Dolayısıyla devrim artık bir tür hani geçmişten devraldığımız birikimle işte adeta evrimsel olarak gelişen bir tarihin muştulu, zaferli şey noktası, tepe noktası değil de tarihin
mevcut tarihin, yani mevcut baskı ve tahakküm ve sömürü ilişkilerinden ibaret tarihin durdurulması, o tarihe son verilmesi anlamına gelmeye başlıyor. Bu devrimci kötümserlik tabii şeyle karıştırılmasın. O orada şey, yani kötümserlik genellikle biz bedbinlik olarak düşünüyoruz. Kötümserliği yani işte zaten bir şey olmaz, bir şey yapılamaz falan filan diye. Bu aklın kötümserliği, iradenin iyimserliği. Kuşkusuz Gramsci'de olan bir şey. Aklın kötümserliği ya da Gramsci bazen sosyalist kötümserlik diyor. Tabii ki bu, yani mevcut güç ilişkilerinin dikkatli değerlendirilmesi ve mevcut güç ilişkilerine iradi müdahaleler olmazsa, Gramsci açısından o işte Bolşevikler, partili müdahale, o dönemin stratejik tartışmaları, bunları ne diyeyim böyle bugüne böyle birer şey reçete olarak almak anlamında söylemiyorum ama bir iradi müdahale olmazsa aklın kötümserliği ya da devrimci kötümserlik, devrimci sıfatlı kötümserlik mevcut güç ilişkileri içerisinde durumun sürekli olarak daha kötüye gitme ihtimalini ciddiye almamız gerektiği. Dolayısıyla aktivist bir kötümserlik bu. Bir şey yapmazsak her şey daha kötü olacak, olması muhtemel diyen bir kötümserlik. Burada şeyle karıştırmamak gerekiyor. Bizde tabii çok sık karıştırılıyor bu iyimserlikle umutlu olmak arasındaki şey. İyimserlik aslında mevcut güç ilişkilerine, mevcut duruma ilişkin bir tahmin söz konusudur orada yani. Aslında biraz daha pozitif, işte bardağın dolu tarafını görmek vesaire. Umut başka bir şeydir. Umut aslında mevcut güç ilişkilerinden de bağımsız olarak her şeyin başka bir şekilde olabileceğine olan inançtır. Dolayısıyla pekala umutlu bir kötümserlik de olabilir. Tam da burada böyle kocaman ya sümürüyor, umursamazlık diye. Çünkü bir kitabın bir bölümünde aslında insanlar felaketleri bilirler, görürler ama umursamazlar pek. İşte hani bunu işte filmlerden, edebiyattan örneklerle. Biraz bunu da açmanı isteyeceğim. Yani hani hem böyle belki bir iki örnekle açabilirsin hem de niye böyledir aslında bu umursamama hali gibi. Ya hani umursamama şey, bu, hali çok bariz. Hani bugün biliyoruz işte hani bir dün, işte 2030 yılına kadar dünyanın 1,5 derece düşüremezsek başımıza ne geleceği biliniyor total olarak. Mesela bunun için mesela büyük işte buna zarar verenlerin harekete geçmesini beklemiyorum ama mesela hani diğerleri niye geçemiyor mesela? Hani niye normal işte İskandinav küçücük 11-12 yaşında bir kızın omuzuna yüklenmiş durumda bu yük? Ya işte tabii merkezi meselelerinden bir tanesi ele almaya çalıştığım bu husus. Yani 2030'a kadar zaten 1,5 dereceyi artık engelleyemiyoruz. O artık şey olmuş durumda. Bunun hani sonuçlarını zaten yaşamaya başladık. Son yazı düşünelim, orman yangınlarını düşünelim, Marmara Denizi'ndeki müsilajı düşünelim. Yani bir hani ekolojik yıkım çağındayız derken bunu böyle bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra yaşanacak bir büyük felaket olarak düşünmemek gerekiyor. Biz her gün karşı karşıya olduğumuz birbirini tetikleyen bir felaketler zinciri içerisinde yaşıyoruz. Yaşamaya da alışmalıyız diyemeyeceğim ama bu hani mücadelemizi de bu felaketler silsilesi içerisinde düşünmek zorundayız artık. Neden tabii bir uyarıcı işlevi görmüyor bu felaketler? Neden bir kıyamet ihtimali, yani bu felaketlerin büyük harfli bir felakete dönüşmesi ihtimali uyarıcı işlev görmüyor? Aslında kitapta ele aldım, yani kitaba kapitalist kıyamet dememin nedeni de o. Çünkü yani yapmak istediğim tartışma o. Çünkü kitapta biraz şeyi tartışıyorum. Kıyamet aslında tabii ki böyle bir devrimci eskatoloji geleneği var. Orta çağda çok yoğun olarak var. Yani kıyamet illa tek başına kötü bir şey değil. Kıyamet aynı zamanda iyi bir şey. Yani kıyamet ayakların başı olacağı aynı zamanda. Mevcut çürümüş, yozlaşmış dünyanın yerle yeksan olacağı ve yeni bir dünyanın kurulacağını müjdeleyen de bir olay aynı zamanda. Bütün o dini tabii şeyi içerisinde. Şimdi kıyamet bu özelliğini yitirmiş durumda bizler açısından. Hatta bir tür felaket pornografisinden, dünyanın sonu eğlence sektöründen, yani aslında seyirlik bir şey haline dönüşmüş durumda. Çok seviyoruz aslında dünyanın çeşitli sonlarını izlemeyi. Hadi seviyoruz demeyeyim ama belki de mevcut durumumuzun şimdilik de olsa o kadar felaketli olmadığını görüp kendimizi mutlu kılabiliyoruz vesaire. Burada hani bununla ilgili ekleyerek şey yapacağım. Şimdi kitapta hani dünyanın sonunu hayal edip kapitalizmin sonunu hayal edememek üzerine. Şimdi bunu okurken ben de böyle, çünkü mesela dünyanın sonunu hep bir irade dışı bir şeye, hani bir göktaşı çarpsa, şöyle bir güzel deprem çıksa, tamam mı? Hani bir böyle bir dünyaya çarpma ihtimali olan göktaşı haberinin altına bakınca Twitter'da, İşte gel hadi böyle ne olur gel çarp falan diye. Şimdi ötekisi kapitalizmin sonu bir irade
tabii, istiyor. Tabii. Biraz sanki değil mi? Yani aslında tabii ki yani şeyden beri bu yeni bir şey değil. Amerika Birleşik Devletleri işte New Mexico'da yaptıkları ilk nükleer denemeden sonra, atom bombası denemesinden sonra biz şey çağında yaşıyoruz. Hani yani bundan önce de büyük canlı yaşamını, dünya canlı yaşamını çok ciddi oranda etkilemiş. Dünyadaki canlı yaşamını %80'ler 90'lar oranında ortadan kaldırmış. Büyük felaketler yaşandı. İşte dinozorların ortadan kalkmasına neden olan en meşhur, en hani popüler olay odur. Meteor çarpmasını düşünelim ama biz ilk defa 20. yüzyılın ortasından itibaren bizatihi, tırnak içinde bu tabiri kullanmak istiyorum, İnsanlığın kendi kendisinin sonunu getirebileceği, o güçte olduğu, o kudrette olduğu bir çağa girdik. Tırnak içinde kullanıyorum insanlığı. Çünkü bu çok sık düşünülen hata. Aslında şunu dememiz gerekiyor tabii ki. Mevcut, hakim, toplumsal üretim ilişkilerinin sonucu olarak dememiz gerekiyor. Bu işte iklim krizinde de, ekolojik krizde de çok sık düşünülen bir hata. Yani insanların, hepimizin sorunlu olduğu ne bir nükleer savaş tehdidi, bir nükleer felaket ihtimali ki başımızda demokrasinin kılıcı gibi durmaya devam eden, çoğu zaman unuttuğumuz soğuk savaş bittiği için devam eden, ne bir iklim krizi, ekolojik kriz vesaire gibi büyük böyle hani kıyametvari bir pandemi, bir pandemiler silsilesi gibi büyük tehlikeler esas itibariyle insanlığın genel olarak bir jenerik insanlığın sorumlusu olduğu şeyler değil. Bu faille mağduru çoğu zaman karıştırmaya dönük bilinçli bir ideolojik saptırma. Esas itibariyle tabii ki nasıl diyeyim, işte bu canavarlık diye tabir ettiğim kapitalist üretim ilişkilerinin modus operandi, yani işleyiş biçiminden kaynaklı olan felaketli sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Pandemiler daha önce de çokça yaşandı. Ama geçmiş pandemiler esas itibariyle bir üretim tarzının dolaylı ya da doğrudan sonucu değildi. Bir kazaydı. Yani dolaylı, çok dolaylı belki sonuçlarından bir tanesiydi tarihsel gelişmelerin vesaire. Bugün biz biliyoruz ki mesela önümüzdeki 100 yıl içerisinde böyle pandemik tehditlerle daha sistemik olarak karşı karşıya kalacağız. Çünkü doğayla kurduğumuz ilişkide, yani doğayla kurduğumuz o şey, üretim ilişkileriyle dolayımlanan ilişkide bir sorun var. Ve o sorun zaten pandemik tehdit yaratıyor. Aynı şey iklim krizi için de söz konusu. Farklı çağlarda iklim değişimleri örnekleriyle karşı karşıya kaldık. Yani kara ölüm 14. yüzyılda aynı zamanda işte bir iklim değişikliği dönemidir. Ama bu iki faktör de aslında o dönemin üretim ilişkilerine yöreli olarak dışsal faktörlerdir. Bugün içsel faktörler. Yani iklim değişikliğini, iklim krizini de yaratan kapitalizm, pandemik tehdidi de yaratan kapitalizm. Dolayısıyla kapitalizmi tartışmadan bir insanlığı tartışmak pek anlamlı gelmiyor. Kapitalizmi tartışmadan geleceği de tartışmak anlamlı geliyor. Ama hala şey noktasında olmaya devam ediyoruz. Senin andığın Jameson'ın o meşhur lafı, Jameson'a atfedilen. Yani biz hala dünyanın sonunu düşünüyoruz. Dünyanın sonunu çokça düşünüyoruz. Dünyanın sonu karşısında bazen irkiliyoruz. Bazen şehvetle izlemeyi istiyoruz vesaire. Ama kapitalizmin sonunu tahayyül edemediğimiz o moment devam ediyor. Esas itibariyle bu ilişkiyi değiştirmek gerekiyor. Tamam da burada belki biraz şeyi konuşarak, yani sen felaket o komünizmi diye, yani felaket komünizmine ihtiyacımız var diyorsun ve o şok doktrini, yani kapitalizmin şok doktrinini tersine çevirebiliriz. O silahı onun elinden alabiliriz. Miyiz ya. Evet, evet. Hani, daha doğrusu hani bu bir şey. Bir hani felaket komünizmden kastettiğin şeyi böyle birkaç cümleyle açmak istiyorum. Bir de diğer o çok doktrin hikaye. Tersini anlatmak gerekirse felaket komünizmi tabii ki şey değil. Yani bu da çok olmuştur solda. Yani hadi büyük felaketler yaşansın da biz böyle sosyalizme, komünizme geçelim. En klasik örneği şeydir. Yani böyle bir büyük iktisadi bir şey, altüst oluş, bir kriz olacak ve birdenbire insanlık kapitalizmden şey yapacak, yönünü başka taraflara çevirecek gibi bir şey söz konusu değil. Yani bir katastrofizm değil kuşkusuz. Ama şu gerçeklikle hesaplaşmak, yani kapitalizm mevcut haliyle kapitalizm, yani daha doğrusu kitap boyunca tartıştığım şu husus var tabii ki, yaratıcılık ve yıkım kapitalizmin iki yüzüğü, bu iki Janus yüzüğü, hani bu mitolojik tanrıyla ifade etmek gerekirse. Ama Marx'ın da çok vurguladığı bir husus bu, yani yıkımın kapitalizmin bir, ne diyeyim, mütemmim cüz'i olduğu. Ama günümüzde sanki geç kapitalizmin temel bir özelliği aslında yıkıcı yönünün, yaratıcı yönünün çok ötesine geçmiş olması. Dahası kapitalizmin bir üretim tarzı kadar artık bir yıkım tarzı haline gelmiş olması meselesi. Dolayısıyla bu yıkım tarzının çarkları durdurulamazsa eğer, biz
biraz önce bahsettiğim gibi bir felaketin bir başka felaketin nedeni ya da koşulu haline geldiği bir tarihsel süreç içerisinde bulunuyoruz zaten artık. Yani önümüzdeki bir süreci tarif etmiyorum, etmeye çalışmıyorum. Bir kıyamet olacak, bir yok oluş olacak, bir şey olacak falan filan değil. Biz zaten kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkilerinin dolaylı ve doğrudan sonucu olmuş bir ekolojik yıkım dünyası, ölen bir gezegendeyiz. Çok açık yani biyoçeşitliliğin hızla ortadan kalktığı, zaten işte yazın bir ölen denizle karşı karşıya kaldık. Marmara Denizi'nin ölümüne şahit olduk. Dolayısıyla ölen bir gezegende komünizmi düşünmek zorundayız. Ölen bir gezegende yeniden inşayı düşünmek zorundayız. Bu açıdan da felaket komünizmi birincisi bu harabeler içerisinde gerçekleşecek bir komünizm olacak. İkincisi felaketi, bu felaketleri bir merkezi mücadele alanı olarak düşünmek zorunda olacak. Çeşitli boyutlardaki felaketleri, çeşitli boyutlardaki şeyle olarak düşünmek gerekiyor. Yani bugün Türkiye'de söz konusu olan mesela iktisadi buhran, iktisadi kriz. Nasıl sermaye sınıfı açısından, sermaye sınıfının belli sektörler ama tamamı tarafından da nasıl ifade etsem, daha da krizli, felaketli sonuçlara yol açabilecek şekilde çözülmeye tırnak içinde çalışıyorsa, bu sermayenin farklı fraksiyonları açısından da öyle. Ekolojik krizde, iklim krizide, pandemide esas itibariyle ve başka karşı karşıya kalacağımız felaketlerde irili ufaklı esas itibariyle sermayenin, egemenlerin kendi hakimiyetlerini arttırma yönünde hamleleriyle sonuçlanabilir. Felaketi bir mücadele alanı olarak düşünmek zorundayız. Yani yazın yaşanan bu orman yangınlarını düşünün. O orman yangınları içerisinde ya kolektif bir biçimde yangını söndürmeye çalışan, işte belli bir örgütlülüğü olan köylülerin dayanışmasının programını ilerletecek. O program, nasıl diyeyim, o köylülerin dayanışmasında kendi kendisini örgütleyişinde ifadesini bulan, nüvesini bulan bir başka dünyaya açılacak. Ya da işte yangını Kürtler çıkartıyor, yangını Suriyeliler çıkartıyor, göçmenler çıkartıyor diyen bir başka işte faşizan, faşist bir dünya anlayışı şekillenecek. Her felakette aslında iki dünya çatışıyor. Ve bununla biz daha çok sık karşılaşacağız. Dolayısıyla o felaketi bir merkezi mücadele alanı olarak bilmek ve o felaketi bir örgütlenme mücadele alanı haline getirmek. Bu tabii bir sürü araçta. Kitapta biraz tartışmaya çalışıyorum. Yani bu karşılıklı yardımlaşma da olabilir. Çok geleneksel başka mücadele biçimleri de olabilir. Peki bir buna bağlı olarak kısaca cevaplamanı isteyeyim. Mesela şimdi kitapta hani Sovyet pratiğinin bir noktada hani bu alanı, özellikle de ekoloji alanına bakışındaki iyi tarafları ama aynı zamanda o sanayileşmeye verilen aşırı önemle birlikte yarattığı tahribattırdı. Sovyet pratiğini de eleştirdiğin yerler var. Şimdi mesela onu bir pratik olarak orada aldığımızda bugün dünyadaki başka türlü sosyalist hareketlere, partilere, oluşumlara da bakıyorsundur. Genel olarak hem Türkiye'de hem dünyada bu ekoloji meselesinin dünya sosyalist hareketler, partiler tarafından kavranışını yeterli buluyor musun? Aciliyetinin, öneminin ve hatta belki senin de bahsettiğin gibi mücadelenin merkezi unsurlarından biri olarak inşa edilme noktasında ne durumda yani bu ufuk şu anda? Yani tabii ki Sovyet deneyimi ama onun içerisinde başka deneyimleri de katabiliriz. Yani Çin'i falan da katabiliriz. Esas itibariyle tabii ki özellikle belli bir tarihsel momentin ardından bu kuşatılmış durumu, kuşatılmışlık durumu ve kapitalizmle rekabet bir üretimci anlayışı beraberinde getiriyor. Bu da yarattığı sonuçlar itibaren kapitalizmin performansından çok da farklı değil. Ama bu tabii ki sosyalizme, esas itibariyle sosyalizmin tarihsel deneyimlerindeki bir, ne diyeyim, bir spesifik konjonktür ürünü olan bir şey. Şunu ben açıkça ifade etmeye çalışıyorum. Yani ekolojik yıkım kapitalizmin tanımlayıcı özelliği. Sosyalizmin ise belli bir tarihsel konjonktüründeki kısıtlarının ürünü olan bir şey. Esas itibariyle bir tanesi kapitalist ekolojik yıkım kapitalizmin zaferinin sonucuyken, sosyalist diyelim tırnak içinde ya da tırnak dışında ekolojik yıkım esas itibariyle sosyalizmin yenilgisinin, açmazlarının, sorunlarının, kuşatılmışlığının ürünü. Bu farkı koymak gerektiğini düşünüyorum. Bugün peki şeyde miyiz biz? Yani evet, kuşkusuz yani sosyalist hareketler açısından bu ekoloji meselesinin ne kadar önemli olduğu, iklim krizinin, ekolojik krizin farklı veçelerinin ne kadar önemli olduğuna dair bir bilinç kuşkusuz çok gelişmekte, gelişiyor ama hani yeterli mi? Henüz değil tabii ki. Yani karşılıklı değil aslında. Yani dünyada da Türkiye'de de çok çeşitli mini ya da makro ölçekte ekolojik hareketlerle karşı karşıyayız ama birincisi bunlar çoğu zaman sosyalist hareketlerle ilişkilenemiyor, o ilişkiler ya da yüzeysel kalıyor. İkinci tarafta da
Sosyalist hareket açısından tabii ki merkezi önemli bir mesele ve hani nasıl diyeyim, program eğer bizim açımızdan bayraksa, bayrağın en başına yazılması gereken meselelerden bir tanesi. Biz çoğu zaman ekolojik mücadeleleri ve ekolojik krizi esas itibariyle bir tür alan olarak görüyoruz. Yani işte farklı bir çelişki ve çatışkıların yaşandığı farklı mücadele alanlarından bir tanesi olarak görüyoruz ama bugün şöyle bir farklı durumdayız. Bütün mücadele alanlarında olan olup biteni belirleyecek olan alan orası. Daha doğrusu onun fonunu sağlayan, koşullarını yaratan alan orası. Nasıl bir gezegende yaşadığımız, nasıl bir gezegende yaşamak istediğimiz, o gezegenin ne kadar sıcaklığı olduğu, ne kadar suyu olduğu, ne kadar ısısının olduğu vesaire vesaire, ne kadar yangının olduğu, ne kadar şey olduğu. Geçen yazı, yani 2021 yazını düşünelim, Ege ve Akdeniz'in önemli oranda yandığı yazı. 10 yıl sonra 2021 yazı bize muhtemelen mutedil, ılıman bir yaz olarak gelecek. O 10 yıl sonra siyasal güç ilişkileri ne olur? Bunu hesaba katmak gerekiyor. Çünkü biz daha sıcak, daha kurak, daha olağanüstü doğal olayların çok sık yaşandığı, daha böyle sert yağışların söz konusu olduğu vesaire vesaire, daha az biyoçeşitliliğin olduğu, artık denizlerinde balıktan çok deniz anısının olduğu falan filan bir gezegende yaşayacağımızı biliyoruz ama böylesi bir gezegende nasıl, yani böylesi bir gezegen, bu koşullar başka siyasal güç ilişkileri demek aynı zamanda. Böylesi bir gezegende bugünkü devlet aynı devlet olmayacak. Böylesi bir gezegende bugünkü burjuvazi aynı burjuvazi olmayacak. Böyle bir gezegende bugün kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkileri aynı ilişkiler olmayacak. Dolayısıyla hani bizler açısından o koşullar ne olacak sorusuna temel önemli bir yanıt. Felaketi bir merkezi mücadele alanı olarak görmek derken o dünyanın içerisindeyiz artık. 10 yıl sonraki dünyanın içerisindeyiz. 10 yılki dünyanın içerisindeysek ona göre hareket etmeli ve bütün mücadeleleri bu açıdan düşünmeliyiz, değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü diğerleri Mars'a gitmeyi düşünecek kadar bu sürece hazırlıklıyken bizim hazırlıksız olmamızın pek bir mazereti olmadığını düşünüyorum. Peki. Son olarak şimdi kitapta yani saymadım tabii ama onlarca filme, kitaba, teorik metne gönderme var. Hani bu okumaların çoğunu hani kitabı yazarken mi yaptın, yoksa işte bir böyle bir okuma dönemi vardı zaten, notlarını almıştın, yapmıştın. İkincisi, nasıl vakit buldun bu kadar şeyi izlemeye? Mesela ben hani işim bu, bir sürü filmi bilmiyorum bile yani. Ya şey, izleme kısmı şey, yani öncesinden şeye biraz meraklı bir insanım. Bilim kurguya, felaket sinemasına, hatta çok küçük yaşlardan beri meraklıyım. Çok iyi bir izleyici olduğumu söyleyemem ama yani böyle bir şey, iyi bir tüketimciyim o anlamda, çok izliyorum. Uzun zamandır da özellikle ekolojik mesele etrafında okumaya çalışıyorum ama tabii pandemi biraz önce en başta dedim ya, koşulları yarattı. Biraz geçmişte yapılmış okumaları da yoğunlaştırmayı, onları yeniden dönmeyi, toparlamayı, onları yenilemeyi mümkün kılan bir izolasyon ortamı sağladı açıkçası. Dolayısıyla evet, yani çıkış noktası tabii ki bu açıdan da pandemi oldu. Peki, çok sağ ol. Yani benim için gayet aydınlatıcı oldu. Güzel kafa açtı. Umarım ama yani burada biz kitabın hacminin %5'ini, 10'unu ancak konuşmuşuzdur. O yüzden ben okumayanlar için mutlaka tavsiye ediyorum. İçinde bulunduğumuz çağı anlamak ve anlamlandırmak, üzerine kafa yormak için hayli alan açıyor kitap. Sağ ol. Teşekkürler.